Hello, hello, hello. Gerçekten tüm çok kötü. Bir kere daha giriş yapmak isterim. Kameramızın... Daha iyi sanki, değil mi? Bakın ne var burada. Bakın, bakın, benim pastel tonları olan bağlılığım peki? Arkadaşlar bugün sınavım var. Şu açılışı bir daha yapmak istiyorum ama. Hello hello hello. Sınavım var. Oldu mu tekrar ya? Muhtemelen ikisini de koyacağım ve kendimde kafa bulacağım. Yani kesin. Bugün şaşıracağınız bir biçimde tipim çok kötü ya. O videoda çok kötü. Bugün şaşıracağınız bir biçimde bir tık daha erken kalktım yani. Geçen videodakinden erken kalktım. Ve erkenden kahvemi yaptım. Bu sefer speaking dersiniz de var. Yüzümde bir şey var mı? Yok. Neyse yüzümü yıkadım yani. Yıkamadan karşınıza çıktığını düşünmediniz umarım. Bugün de yine o günkü gibi önemli bir sınavımız var. Hatta o günkünden daha önemli bir sınavım. Söylesem neler söyleyeceğim. O günkünden daha önemli bir sınavımız, ölüyorum herhalde. Anladınız. Artık beni konuşturmayın. Ama artı olarak ne diyorum ya? Şimdi konuşayım. Konuşuyorum. Bekleyin. Bugün o günkünden daha önemli bir sınavımız yok. Ama artı olarak o gün speaking sınavımız yoktu. Bugün var. Yani örnek sorular falan atmışlar. O kadar bakmadım ki. Bu iç çekişimin sebebi o. Yani sınavına bakmadım. Bakmadım. İtiraf ediyorum. Bakmadım. Bakmadım. Diğer her şeyde çok iyi olduğunu düşündüğüm için. Dün şeyi hesaplıyoruz çocuklarla. İşte speaking'den hani kaç verirler, maksimum speaking'e kaç puan verirler. Ne kadarımız eksilir falan. Bu arada o kadar da değil. Abartmayın. Ben saçımı hiçbir şekilde beğenemeyeceğim belli ki. Bir tek gözlüğümle böyle beğeniyorum bakın. Böyle gözlüklülerin bir hastalığıdır. Ya konuşurum konuşmasına ama insan bir geriliyor. Bir de mesela en son speaking sınavına girdiğimde online değildi, yüz yüzeydi. Ve orada hani hocanın yüzüne bakmak, hani hocanın orada bir varlığı, hani yan yana olmak farklı bir şey. Online'da sanki hiçbir şey yapmak zorunda değilmişsin gibi oluyor ve böyle hani deli taklidi yapmaya başlıyorum. Öyle. Ömer bir şeyler yazıyor. Sabahın köründe sen niye kalktın? Hadi ben kalktım, sen niye kalktın? Neyse. Saçlarım çok uzamış. Baksanıza. Aa. Ki benim yani genelde kırıktır saçlarım, belli olmaz. Konudan konu yapıyorum. Uykulu oldum çok belli. Şimdi bu videoyu çekmeyi bırakıp bir noktada speaking'sin sorularına bakacağım. Speaking. Çünkü diğer bütün sınavlardan sonra olacak ve o sırada bir ara olmuyor, boşluk olmuyor, mola vermiyoruz. İnsanüstü bir sınav bizimki. Çünkü mesela şu an 1'de gireceğim ben sınava. Ya 5'te falan biter. Hatta 5.30 gibi tabii speaking falan da var. Öyle biter. Böyle bir sınav bizimki. Üniversite sınavı bile bu kadar uzun değil. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Bu sefer fındık sütlü değil. O yüzden her içtiğimde o fırar çok güzel gibi tepkiler veremiyorum. Fındık sütümüz bitti. Fındık sütü alamıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bu yeni bir videonun başlangıcı olacak bu arada muhtemelen. Çünkü kafamda böyle daha editlemedim ama kafamda biraz böyle oturtturdum. Hangi videoyu neye bölerim, neyden sonrasını hangisine koyarım falan. Ne diyorum? Çok uykum var. Erken kalktım ya, 10.30 bu arada saat. 10'da kalktım ama ben. Ben çok erken. Saat 1'deki sınava bizim çocuklar 12.30'da kalkıyor. Benimki erken. Bir de bugün de eğer yollama ile ilgili bir sıkıntı yaşarsam o beni büyük büyük zorlar. Şimdi Selim'in bilgisayarını alıp böyle bir Stix'ime girmeye falan çalışacağım. Hiçbirinin şifresini hatırlamıyorum. Bu kafayla hatırlayabileceğimi de zannetmiyorum şu an bu uyanıklılık durumuyla. Ne yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Yani.
Oradan gönderme olayını falan da bilmiyorum ya. O beni çok geriyor. Kendi bilgisayarımdan yapamasam bile nasıl yapılacağını biliyorum. Geçen sefer sınavı yollayamamışım. Diyorum ki Selim'in bilgisayarını bilmiyorum ya ondan falan. Ya bilmiyorsan da yani öğren kardeşim, sınavı yollayamadım. Hadi ben kaçar. Ben gidenize. Şuradan biraz kendime banana bread de keseyim ben. Salak mı ben? Niye yemiyorum bunu? Evet, hiç uğraşmıyorum. Aslında Selim'e bilgisayarından girmem lazım diyordum ya. Açtım, 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 açtım. Şimdi buradan gireceğim sınava. Ama daha 3 saat var. En azından bunu hallettik ya. Vallahi yaptım ya. Vallahi yaptım. Ters ışıkta kalıyoruz yine. Şu ışığa bakın. Daha demek ki bütün konuşmaları burada yapayım mı tekrardan? Bu hastasıyım çünkü. Çok önemli bir şey yapıyormuş gibi davranayım mı? Olmuş değil de. Evet. Dolu kadeyi ters tut. Aldattın mı beni sözleri yazarken ben? Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana? Bir şey söyle. Durma. Öyle. Bu canlı ne yazıyorum şu an? Sakladın. Dın mı? Bir klavyeye hakim değilim şu an. Sakladın mı benden? İhanetin neden? Bir şey söyle. Bakma öyle. Durma öyle miydi? Çok önemli değil. Canan görüyor şu an bu arada. Başta dalga geçiyordum. Aha vallahi VP'yi açtım demişim. Benim yani 1700'lerden kalma sevincim. Canan şu an sövdü muhtemelen. Hemen gidip dinlemem lazım. Şu an inanılmaz bir olay oldu. Şoktayım. Bu arada menstrual kapım ya, kapım yalnız. Menstrual kap aldım kendime. Uzun zamandır denemek çok istiyordum ve yani bir hücumla o ben anlatınca o beni çok seviyorum. Daha önce de bir tarifini yapmıştım sanırım kanalda. O benden yine bahsetmiştim. Aa şey, bayramda bir tatlı yaptım, üstüne çilek koydum falan. Kaymakla yedik. O benim tarifiydi. Neyse. Çok heyecanlıyım. Ben çok uzun zamandır menstrual kap kullanmak istiyorum aslında. Şurasından açılıyormuş şöyle. Ve yurt dışına hep çıktığımda da bakıyorum. Gratis gibi yerlerde hani satılıyor mu, ne kadara satılıyor. Sordum birkaç kere, tercih ediliyor mu, ne kadar insan kullanıyor falan diye burada. Sordum da yani. Şöyle bir şey. Yani nasıl sokulacağıyla ilgili yaşıyor, katlama teknikleri falan var. Çok merak ediyorum. Ben A kap aldım. Bir gençler için olanı vardı. Bir A vardı, bir B vardı. A hiç doğum yapmamış ya da işte sezaryenle doğum yapan. B'de normal doğum yapmış insanlar için. Ya ben şöyle gençler için olanı küçük buldum. Mililitre olarak. Bunun kapasitesi 27 mililitre. Sanırım gençler için olanı 18 mililitreydi. Bence bir tık küçük. Ben regli yoğun yaşayan bir insan olduğum için bunu tercih ettim. Çok heyecanlıyım. Garip olan şeyi de şimdi size anlatıyorum. Abi kargocu çocuk çok tatlıydı. Ve içeri girmiş, kapıyı açmış, kapıyı tık tıkladı. Yani şok oldum. Ricky var kapıda. Ve Ricky hiçbir şey yapmamış. Yani sonra çıkarken de hiçbir şey yapmadı yine Ricky. Bağırmadı da. Yani çok çok şaşırdım gerçekten. Ve adama sordum. Yani hani nasıl girdiniz siz içeri dedim. Girdim dedi yani hani bir şey yok dedi. Girdim dedi. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok şaşırdım. Benden sonra dışarı çıkmasın da hani ben çıkarım her türlü falan dedi. Dedim çıkmaz Ricky dışarı yani birisinin arkasından. Çıkmadı da oğlum beni yanıltmadı. Ama çok çok şaşırdım. İlk defa oluyor bu. Yani normalde hep insanlar benim onayımla hani gelebilirsiniz içeri. Ben hep diyorum teklif ediyorum ama hiç girmiyorlar. Korkuyorlar. Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Burada bir giriş kılavuzu nasıl kullanacağı falan yazıyor. O yüzden bunu atmayacağım. Şimdi birazdan sınavım var zaten biliyorsunuz. Bu o günün sabahı bu arada. Sınavım var dediğim günün sabahı. Öyle yani hala sınava girmedim. Bir 10 dakikaya sınava gireceğim. Sınava girmeden önce gelmesi çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Açamazdım yoksa kapıyı. Herkese I'm not
Aldım ya ben sana çikolata. Nerede yok. O büyük bak baba. O büyük kutu değil. İstersen sana. Sınav açıklanmadan önce var bende. Sınav açıklanmadan. Bak. Çok güzel gözüküyor böyle anne. Doğdun Selim, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Selim. Ay sormuyor. Allah. Hadi. Tangonot Selim. Selim bu tarafa doğruydu değil mi? Bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru. Bir şok. Boş aldım. O kadar çok oynadık. Hadi lan. Evet, Orta Doğu ve Balkanların hepsi. Amerika vizesi, green card. Mercedes, CMG mi artık ne kasaysa hepsinden. Ondan sonra Almanya vatandaşlığı, Berlin'de bir gece kulübü var. Ne istedin? Alman vatandaşlığı. Hiç öyle bir şey istemedim. Söyledin yine aklıma geldi, istemedim o. Bir tane yat, bir tane kat. Los Angeles'ta bir villa. Başka bir yerde istiyorum. Kardeşim ne dinledin be kardeşim? Cumhurbaşkanlığı sarayında bir oda. Cumhurbaşkanlığı sarayında bir oda. Vaa! Sen de sesim şeyime nefesime ulaşamazsın oğlum. Oğlum ben bir şey duyuyorum ama. Bir saniye bana yak ya ben edeyim. Ben 3 tane söndürdüm. Bir tane söndürdüm. Ama söndürmedim ha. Amerika vatandaşı. Amerika vatandaşı. Sen de başka bir şey yapmadın. Almanya'da üniversite. Ya oğlum tamam çık ya. Çıksana oğlum. İngiltere'de master. Bir tane daha yak. İskoçya'da master. Olmayacak. Olmayacak o. Hayır, İskoçya'ya gideceğim. İskoçya'ya gideceğim. Sen gideceksin. Sen mi gideceksin? Ben kendim de gideceğim. Çok iyi. Yak bana. Ya bir tane bana yak ya. İskoçya'da mal. Yak yak. Şey Sakız Adası'ndaki villayı almak. Dur bir dakika. Nereden geliyor aklıma? Dur bir dakika. Var var, iki tane var. Bak şimdi bir tane daha var. Sakız Adası'ndaki villayı almak. Nereden geldi aklıma? O çok, ben istiyorum. Hayır bak şimdi. Biri Sakız Adası'ndaki villayı almak, diğeri İskoçya'da mal. Üçüncüyü yakmadı. Aynı anda yaptı. Canlı söylüyor bir de. Olacak çünkü.